Çok iyidir, çok severim programını. Hoş geldiniz Onur Erdem ve ben deniz Canereler. Sizlere yine kendi izlediklerimizden, dinlediklerimizden, hoşumuza gidenler, gitmeyenlerden bahsedeceğiz. Gene bazı bize böyle serzenişlerde bulunuyorlar Onur. İşte siz neyin uzmanısınız, ne yapıyorsunuz? Biz uzmanlık iddia etmiyoruz zaten. Tamamen kendi kişisel zevklerimizi çok sübjektif bir şekilde anlatıyoruz. Burada bir şeyin uzman yorumunu yapmadığımızı ilk programdan itibaren söylemiştik. Bu konuda lütfen. Ben dümdüz bunu... bir izleyiciyim. Yani ben uzman olsam zaten benim için sinema, uçak düşmesi... Ve atıyorum birilerinin Aynen. birilerinin kavga etmesidir demem herhalde. Hatta bunu esinlendiğimiz zaten konulardan biri. Hep söylüyoruz dergide uzun aylar boyunca son sayfalarda... ...dergi ekibinin o oh, ne izlediğini, ne dinlediğini... ...işte sergiye mi gitti, ne yaptı, evini mi taşıdı, ne yaptı... ...ne istiyorsa onu anlatabildiği bir bölümümüz vardı. Hatta ileride de konuk etmeyi planlıyoruz. Herkesin ekipler, her şey insanların. hakkında konuşabildiği bir çağda... ...herkesin her evet. şey hakkında akşam kesebildiği bir çağda... ...biz akşam <laughs> kesmeyip e, akşam sadece kişisel zevklerimizi anlattığımız için... Laf yiyoruz. Kibarlığımızdan be Caner. Ben... Sayın seyirci lütfen. Yani Cevap vermek hakkımızı konuşamadım. Programdan işte. önce çok güzel şeyler söyledi de programını söylemiyor. E, burada ki. Tamam. Ekran yüzümüz başka. Aynen. E, o zaman e, geçen haftadan tabii bazı e, seyircilerimizden tavsiyeler de beklemiştik. Nasıl ama? Üç haftadır o. buradayız. Çat çat çat. Hiç evet. ara vermeden. Vallahi. İçerik canavarına döndüm ya. Sanırım e, ofisten çıkmıyoruz. Ondandır. <laughs> Olabilir. Yok ben bu aralar daha rahatım. E, sen. E, em Emiyorum. E, em em Emiyorum içerikleri. Sen bayağı şeysin. Bir gün oturuyorum 8 bölüm dizi falan çıkarıyorum. Hafta sonu sana mesaj attığımda dönmediğinde biliyorum ki onu nereden bir şeyler izliyor. Genelde öyle olur. Aynen. Evet. Ben de öyleyimdir ama pek vakitimiz olmuyor. Çok güzel geçti bu hafta sonu. Evet. Geceleri tam bir şey izlerken gelen mesajlar falan oluyor. Onlar tatsız oluyor. Yani bir insanın neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> neyse hadi. Başta ne, bu hafta ya da geçen haftalarda diyelim belki tavsiye etmeyi unuttuğum da vardır. Benim şimdi geçen haftadan ee, kalan... Neyi tavsiye ediyorsun veya etmiyorsun? Evet, şimdi hocam, önceki haftalardan kalan iki içerikle başlayacağım. Bir White Lotus'un ikinci sezonun üçüncü bölümünde olduğumu söylemiştim. Evet ortasındayım demiştim. Aynen. Bitirdim. Ee, halkımıza, halkımıza hayırlı olsun. Onu White Lotus'u bitirmiş. Bitirdim. <laughs> Bununla ilgili gerekli basın açıklamasını da yapacağım. Tamam. Abi çok iyi. Ha, daha çok kalan bölümler daha da mı iyi? Abi çok iyi. E, ee, 6 bölüm değil 7 bölümmüş zaten. Şey, e, ee, daha izlediği şey şeyi tanıyamıyor sayın seyirci. Hayır 7'ye şey gelmediğim falan. için zaten 6 zannetmiştim. Zaten. Zaten. zaten tavsiye pek almayayım. Bu arada yani. belki 6'dır <laughs> bilmiyorum. Yani izlediğim şeyleri tam ama bitirdim. Abi gerçekten <laughs> evet. çok iyi. Yani bir mini dizi nasıl olmalı? Hmm. Format, konsept, o kadar dar bir alanda bütün karakterlerin derinliğini verebilmek, her şeyi verebilmek gerçekten ders niteliğinde okutulabilecek. Görsel olarak bir, muhteşem bir yapım ya. Yani hepsini geçtim. E, nasıl anlatayım bilemedim ama böyle bir sezon bir mi? bir haftaya bir de hani bütün hikayede de yani, yani hikayeler ya hikayeleri şey geçen hafta da söylemiştim. Birinci sezonda, ikinci sezonda bir olayla başlıyor ve en sonunda dizinin fi, finalindeki bir olay aslında. Bir sahne. O sahneden bir hafta geriye sarıyoruz. O sahneye gelene kadar ne olduğunu görüyoruz. Herkesin bir haftalık tatil boyunca başından geçenler. Belli bir grup insanın. Evet. Ee, bu açıdan baktığımda da yani hem timeline'ı çok güzel bir kesit hem doğru bir buluşma alanı bir otel. Farklı farklı insanların bir araya gelmesi için makul bir yer. Hem tatil hem güzel yerler. Bu programı e, 10 dakikasında white tutsam ayıracağız. Peki? Bitti. Anlatmayayım <laughs> Peki. Anlat. Bununla ilgili son bir sorum var. Ben de izleyeceğim de çünkü o yüzden soruyorum. Söylemeyeceğim. Bazı şeyleri biliyorsun. Birimiz izlemiş oluyor, izlememiş oluyor. Evet. Ee, biz öyle buraya öyle aşırı çalışıp gelmiyoruz. Tamamen ne izleyirsek ortaya koyuyoruz. Evet. Ee, ben de White tutsa bir yorumları yapacağım sonra geldiğimizde. Yap. Ama son üç bölüm daha da güzel demenin sebebi neydi? Hayal kırıklığına yani. uğratmadı. Yani okay. aldığımız üçüncü... Üç, ...şöyle diyorlardı. ikinci sezon birden daha iyi. Geçen haftada söyledim. Hmm. Bunu anlamak için bitirmem gerekiyordu. Bitirdim ve evet bence de daha iyi. Okay, güzel bağlandı yani. Süper, Temiz. Süper. Evet. Buradan White Lotus'u bir kez daha dinleyicilerimize, seyircilerimize Aynen. tavsiye ediyorum. Buradan çok canım arkadaşım Burak Şahin'e de selamlar. Burak da izlemiş Aa, bana Burak. White Lotus Stories'i attığımda güzel bir mention attı. Daha doğrusu DM attı. Aramızdaki bu insan çok da buraya taşındım. Merhaba Burak. Ee, çok sevgiler, çok saygılar. Aynen. Çok iyi bir basketbol izleyicisi ve Çok iyidir, cistir. çok severiz. Çok iyidir, çok severiz. Evet. O zaman e, ben de bak senin hani geçmişten izleyip tavsiye etme meselesinde ben de After Sun'ı izleme şansı buldum sonra. Yes. Sen ta bir ay önce yes. <laughs> burada tavsiye etmiştin. Ben kaçak yoldan izlemiştim. Canan Mubi'den izledi. Ya, Mubi'den izledim aynen abi. E, hatta e, Mubi'nin posterleri de geldi sağ olsunlar. Çok güzel. Paketler demişken. <laughs> ne? Bu hafta ne geldi Canan? Sen After Sun posteri geldi hocam. Bu kadar mı? Ama After Sun posteri geldiği için After Sun'ı tavsiye etmiyorum. İzleme şansı bulduğum Biraz için. Biraz önce bir insan geldi ofise. Senin fotoğrafını çekti ve gitti. Ne oldu? Ben anlamadım. Bir da. projemiz var. Benim bu fotoğrafımı çekmedi. Ofisin fotoğrafını çekti. Anladım. Ve? İleride ofiste bazı çekimler yapacağız. Allah Allah. Evet. Kızardığına göre gene bir şeyler geliyor sana. Evet. Bir şeylere konuk olacağım. Arkadaşlar hocam. Burada... Bir şeyler gelmiyor. Bir şeylere konuk olacağım. Bir şey konuk olacak. Evet. Ee... Çok nazik bir davet oldu. Bir açıklama da bulmak istiyorum. 26 Ocak itibariyle. <laughs> hayır. Olacak. Hayır. Kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun abi? Hayır. Etmişsin. <laughs> Kiş, kişisel hakları ihlal ediliyor. <laughs> yani artık ben pakete de geçtim. Pakete de geçtim. Kişisel Gelsen... hakları ihlal ediliyor. Hediye, dava aç. Peki. Direkt olarak yani söylüyorum burada artık. Bu adam paket almaktan PR kiti gelmesinden, hediyelerden <laughs> bu boğulan bu adam. Bir de üstüne geçen sene Bogota. Kolombiya evet. Sadece Bogota değil. Bu sene içerisinde bir... daha öncesinde Maranello, İtalya. Doğru. Hadi buralar bak Kolombiya'ya da okeydik. İtalya'ya zaten okeydik. Bunların hepsi okey. Arkadaş Avustralya açığa bir adam götürülmez ya. <laughs> bir adam götürülmez. Avustralya aşağıda götürmezsiniz bu adamı ya. Yani 26 Ocak'ta Avustralya'ya gidiyor bu adam ya. Ne, yıllarca emek verdik Avustralya'ya açık anlattık. Oğlum böyle bir mantık olabilir mi ya? Allah 17 Allah. 17 sene anlattık. E ee, yani ben, yani ben, ben, de 15 yıldır Messi övüyorum. Arjantin'e yollasınlar. Yani. Bir... böyle bir mantık olabilir mi yani? Yok senin şeye götürmemiz lazım. Ne öyle mi? Paris'e Saint Germain maçına. Hayır. Niye? Ya Gidelim o, beraber. O senin Maranello'ya denk Sen olacak. benimle bir Paris yaşa bak. Sen önce... Paris'i çok sevdin daha çok seveceksin. Caner şu an konuyu geçiriyorum. <laughs> Avustralya'da ne yapacaksın Caner? <laughs> Abi bilmiyorum ne yapacağım. Sponsor götürüyor. Kanguru cebine gireceğim falan diyormuş. Ben, Koalalarla tanınacak. Ben küçük çok... bir kanguru istedim. Şu kadar. Şu Federer'in koala ile bir fotoğrafı vardı hatırlar mısın? Dünyanın en iyi fotoğraflarından biri. Hani Federer böyle yanında koala şapşal bakıyor. Ben, çok tatlı. Dergide Mary Pearson kangurusuna kulak Aa. yapmış hatırlıyor musun? Böyle altıncı saçma oldu da. Ee, biraz tuhaf oldu. Evet. Dergide öyle manipülasyonlar çok yapmadık ama bu yapmak zorunda kaldığımız bir şeydi. Yani. Abi, Bertan ne istemiş, değil mi? Bertan bize kulak yapar mısın fotoğraf şeydi sığmıyordu. Uzun yani fotoğraf bitmişti. <gülüyor> 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 kangurun kulaklarının da olması gerekiyordu ama kulaksız bir kanguru gibi gözüküyordu. Biz kanguruya kulak yaptık. Gerçeğine uygun yaptık. Avustralya'da yaşayan bir arkadaşım bana... 4'ten izleyip yaptı. <laughs> burayı bipleriz. Avustralya'da yaşayan bir arkadaşım bana <laughs> anahtarlık olarak gerçek doldurulmuş kanguru... Yani kanguru... Bana ondan getirir misin yani? Ben kaybettim onu. <gülüyor> kanguru <laughs> taşımak ister miyim bilmiyorum ama. Abi yani doldurulmuş. Peki bu niye kanguru ya hocam. Yani mesela atıyorum şimdi Hindistan'a gittiğinde kaplan penisi getirmeni isterler. Çünkü şifadır mifadır bir şeyleri vardır. Böyle şeyler vardır biliyorsun. Uzak Doğu şeyinde ya da Orta Asya Büyü. şifasında vardır böyle. Büyü. abi işte ne bileyim tıp, alternatif tıbbında vardır. Böyle sallayacağız. bir <laughs> yani onun bir büyüsü vardır yani. Çok bozdun be oğlum ağzını. Ya ben, ben demedim sen <laughs> bak hala diyor bak gerçekten bu, bu kibarlık Sanırım yok. buralar bipten şey olacak. Olabilir. konumuza deneyelim. Dönelim. Döneyim. After Sun mıydı? Mubi. After Sun. Tamam. Ee, abi, ben tabii ki sana demiştim hatırlıyorsan. Ben e, baba kız ilişkisi olmasa da baba oğul ilişkisi olduğu için bir <laughs> e, baba duygusu ve hissiyatıyla da biraz böyle fazla empati kurma durumum oldu belli sahnelerle. Böyle geleceği tahvil etmeye başladım falan. Senin kızın yok ki. Olsun. ...yani sonuçta başka bir şey yani... ...o illa baba kız ilişkisi olması Şaka gerekmiyor ki... Şaka ...ha biliyorum canım... Hı. ...ben de çok ciddi cevap verdim... ...atladım sazan gibi... Güzel evet, ...sazanlık yaptım kabul ediyorum... ...sazanlık yaptım... Ee, ...bir yandan düşündüm ya... ...Pars 11 yaşına gelecek işte... ...Atlas gelecek falan... ...nasıl ilişkimiz olacak falan... ...çünkü orada... ...yani aslında filmi bir... ...Charlotte versin ilk filmi olarak... ...sen çok güzel zaten anlatmıştın... E, arada da bayağı güzel yorumlar yapıldı, işte film zaten irdelendi. Ama benim gözlemlediğim, ben şeyi çok severim biliyorsun. Biraz böyle fazla o konularda duyursam, nostaljik e, şeyi. Bir nostaljik fotoğraf albümü gibiydi. Zaten böyle fotoğraf fotoğraf, kare kare de çok tatlıydı. Müzikle sahnenin eşleşmesi hakikaten çok iyiymiş bu arada. O e, Under Pressure sahnesi muazzam. Çok güzel. Çok iyi sahne gerçekten. Orayı böyle sarıp sarıp birkaç defa daha izledim. E, sözlerle şeyin uyuşması falan muazzam yani. Ee, ...bir de Mubi'de izleyince... ...altta şarkı sözü falan da veriliyor ya... ...o çok tatlı oluyor... ...onu da buradan öveyim bu arada hakikaten... Ee, ...Mubi'nin o özelliğini... Vallahi para almadım herhangi bir şey almadım söylüyorum... ...almıştır yani. ya... Almadım, almadım. ...poster vermiştir işte... Poster. ...bir postere ya. böyle övgü veriyorsak... Yani. <laughs> ...velhasıl ben... E, ...tabii ki filmin böyle beğenilmeyen tarafları olabilir... ...ilk film arzuları olabilir... Farklı bir kurgusu var, e, hissiyatı var ama gerçekten e, çok samimi, yalın bir film. Ben onu çok sevdim. Evet, çok ben de samimi, hayatın yalın. içerisinden yani, o günle şeyi evet. söylemiştim anlatırken. Yani böyle sinemasal bir... olarak problemler olabilir ama ben bunun uzmanı değilim. Bunun uzmanları yorumlar. Ama benim gördüğüm, bana hissettirdiği bir izleyici olarak çok samimi, bitirdiğimde böyle ilk izledim dediğim bir film oldu. O çok önemli. Şu ben değil, ben değil mi? Benim için. Hayatın yani. akışında bir film gibi alırsak, film şeyleri Hı -hı. şuradan şuradan kestik, standart rastgele sıradan bir aralığı anlatıyor filmin büyük bir klimaksı yok filmin büyük bir evet. iddiası yok vesaire falan doğru. ama doğru ama o zaman da söyledim. Ee, ya iyi bir film, güzel bir film, iyi ki izlemişim diyebileceğim bir film. Bunların hepsini söyledim. Elif daha etkilenmişti oradaki işte baba Çok kız normal vesaire ya. doğal Çok olarak normal. tabii ki de daha özellikle Çok. kadınların bir bağ kurması filmle net bir şekilde. Yani. Belki de bizim öküzümüz bilmiyorum daha <laughs> yüksek bir <laughs> e, ihtimal genel gördükleri. Kesinlikle öyle. Katılıyor. Ama <laughs> yani bunu söyleyeceğim. Mubi'yi övdük. Ama? Ama Mobi'nin de sadece suçu olmamakla beraber kamuoyunun diyeyim. Hmm. Şöyle bir şey seziyorum ha, abi. Biraz şey mi oldu? Hype mı fazla? Abi, oldu? yani ha. burayı biplemeyiz artık yani herhalde PR'ın boku çıktı. Yani evet. anladın mı? Hani bir filmin yani artık o kadar aftırsan o kadar evet, işte evet. Yani Onu fark poster, ettim ben sponsor evet. işte storyler o bu kitler ya biraz trend, yoruldum. Evet, hani biraz trend yoruldum oldu. Yoruldum. Ben yoruldum ve bu insanda şöyle bir etki yaratıyor. Yani e, buraya koyduğunuz bir şey için burada bir e, karşılık geldiğinde bunu buraya çekmeye çalışıyorsunuz. Hmm. Hmm. Artık hani haksızlık edildiğini düşünüp onu oraya çekmeye çalışıyorsunuz. Daha da sahiplenebilirsiniz. Ama zaten belli bir yere koyduğunuz bir şeyi kalkıp hayır bu değil. Bu bu dediğiniz noktada sizin buradaki hmm. tırnak içinde kutsallarınızla eş tutmaya kalktıklarında hmm. bu sefer insanlar da ters tepiyor. Alaşa hmm. etmeye çalışıyorlar. Evet. Evet. Ee, yani bir PR bombardımanıyla ayağınıza ne kadar sıkabilirseniz bence o kadar sıkmış durumdalar. Ha, izlenmeleri artmıştır. E Tabii, satış artmıştır... pazarlama, pazarlamacısı olarak okey ama filme ben zarar verdiğini düşünüyorum. Şu var, film o kadar yalın ve samimi ki aslında böyle bir şey ters düşüyor onun ...filmin evet. özelliğiyle ve kendi evet. içselleştiremiyorsun o şeyle. Evet, Çünkü bu daha doğru. çok Hollywood büyük yapımlarına yapılan PR gibi oluyor. Halbuki film başka bir yalınlıkta ve sadelikte. Yani bizim mesela ben annemin evine gittiğimizde hala o eski hatta büfe gibideki büfe bölümünden bahsetmiştim sana büfe durur diye. Onun bir çekmecesinde hala eskimiz fotoğraf albümleri durur. Onlara baktığımı hissettim. Evet. İşte babamla ben babayı derken kaybettik. İşte ark kardeşle abilerimle fotoğraflarımı işte bütün aile. Gerçekten öyle bir çarlık versin ve ki zaten kişisel bir hikayesinden de. Mesela şey de güzel de, e, ilk çıktı ne? arkadaşlar bir şey daha kızacağım yani. Ne oldu? Bak ona da şimdi gelmişken. Neye kızdın? Bak şu güzel bir PR'dı. İlk film çıktı, herkes kendi bir çocukluk tatil bir çocukluk fotoğrafı... Tabii bir de Türkiye'de geçmesi ha, zaten Türkiye'de geçmesi, şey. tatil ha. fotoğrafı paylaşsın diyerek hani böyle bir... Bu güzel bir şey. Ha. Abi bunu bile... Tatil fotoğrafı sınıfsaldır. Ha evet. Ee, ben çocukluğumda hiç tatile çıkmadım. Duydum ya anladım. abi okey de yani insanların bir küçük hayatın içerisinde kendilerine bir filmle bir pencere açıyorlar. O pencerenin devamında da bir küçük paylaşım yapıyorlar. Yani bulaşılacak, tepki gösterilecek, kavga edecek o kadar büyük şeyler var ki ya onlardan çıkaramadıklarınızın mi? hırsını Tabii. insanların küçük zevklerinden, insanların minik mutluluk anlarını sömürerek tahriş ederek, onların üzerine çökerek yapamazsınız. Gerçekten çok sakildiriyor. Yapmayın bunu ya Bu biraz şeye dönüşüyor. Ee, olayı neyse işte filmdir. Hak, Haklı yok, olabileceğiniz pilim... milyon tane alan var abi. Bir tane çocuk fotoğrafı ha. atmış bir insana sınıf saldır. da zaten çok iyi işte tatil yaptıysa zengin çocuğudur, tuzu kurudur. Yani Allah aşkına rica ediyorum ya. Ya zaten şimdi sosyal medya klasik bir social justice warrior gibi olmayayım da... E, ...sosyal medya bir şeyi kendi görüşüyle yorumlamaktan çok... ...kendi düşüncelerini kabul ettirme ve kusmaya dönüşmeye başladı... ...ve herkesin üstüne çökmeye dönüşmeye başladı. O çok tuhaf bir durum zaten. Ben o yüzden mesela çok daha az tweet atıyorum artık. İçimden gelmiyor. Ya yani. benim arkadaşım, ha, daha, tanıyorum açıkçası. etrafında bir sürü... ...ben de ben de daha az tweet atıyorum. Abi etrafında ha. bir sürü insan var. Birçoğunu biliyorum <laughs> abi... Benim dedem asker emeklisi. Hı. Ben dedemlerin askeri kamp... Gümüldür'de askeri kampa gidiyorlardı onlar. Ben onların yanına gidiyordum. Atıyorum İzmirliyim zaten. Gümüldür'e gittim. Bunun için zengin mi olmam lazım? Tuzu kuru mu orada olmam lazım? Orada filmdeki... milyon ya? tane şey var. Gittikleri yer Beş Yıldız otel. Filmi de geçtim zaten. Bu arada zaten İngilizlerin çok ıı, işçi sınıfı orta sınıfının da hatta altı genelde evet. Türkiye geliyor. Çünkü ucuz olduğu Hayır, için. fotoğraf paylaşımından Hatta doksanlar sonu falan o gelenlerini zaten görüyorsun. <laughs> Hadi babasını hatta diyor ya işte paran yok bana şey mi vaat ediyorsun diyor. Mesela orada bir babasının yaşadığı bir hayatta var olma sancısı zaten depresyonu da anlatıyor orada bu arada. Çok Hı. başka bir mesele var. Onu da o kadar saf anlatmış Hayır, ki. Şey, sade anlatmış ki çok güzel ya yani. Benim esas <laughs> eleştirme var. Filmden de ziyade yani. abi Club Philip <laughs> orada top <laughs> sektiriyormuşuz gibi. Yani Club Philip <laughs> orada böyle Hiç orada falan. Tatip köyüne, Fransız tatip köyüne gitmiyorum yani. Abi Gidebilirsin. Yani. Evet. insanları Evet. çocukluğunda tatil yaptı ve bir tane filmden sonra fotoğraf Bunu paylaştı. Diyerek, bu sınıfsaldır. Yani. Bir şeydir diyerek üstlerine gidemezsiniz abi. Öfkelerinizi gidin gerçek karşı gerçek muhataplarından çıkarın evet. rica Ondan ediyorum. Onur Boğaziçi Psikoloji bölümünden bir evet. puanla kaçırmış. <laughs> İyi oldu ama <oraya. gülüyor> Analizlerini Ama katılıyorum sana kesin. Yani. Şaka bir yandan. Çok gerçekten bak hani görünce sinirleniyorum. Yok yani asla, Şu anda konu açıldığı yok, için. Yok ama After Sun deyince aklıma geldi. Yani. After bunun üzerinden çok şey oldu. Kendi bir çerçeve açtı sosyal evet. medyada. Son şeyi ekleyeyim. Şarkılar o dönemden işte 90'ın ortası sonu gibi işte hı hı. Blur'dan tut e, hatta Canler Erçetine falan evet. e, acayip güzel geldi bir yandan o anlamda da Türkiye kendi nostaljimiz açısından bir Atahan Altın oldu filmi e, Atahan Altın oldu bölüm, evet. özel bölümü de var e, Atahan'a da belki sorarız izlediyse izlemediyse aftırsa ben o anlamda yani izlemeyi tavsiye ederim miyim net tavsiye ederim abi yani onu söyleyeyim. Yani ben, e, ben e, de e, genel olarak özetinden gelirsek şey e, ben de senin izlediğin benim izlemediğim film izledim. Ben in izledim ben şey Şerini izledim ben şey Şerini. In çok iyi film ya. Her bölümümüze konuk edeceğiz gibi gözüküyor. Bu çok için. iyi film. Yani çok şöyle önemli. çok iyi film. İlk başta <laughs> filmin ilk başta ilginç geldi daha doğrusu. Hani o dedi sen bana söylemişsin ya ben sen artık konuşmuyorum diyor bir. Ulan ne oldu falan. Şimdi oraya giden yolun belli bir bölüm bir o kısmı atladıktan sonra bir 15-20 dakika boyunca Colin Farrell'ın e, manasız çabaları kısmı beni birazcık çok uzun geldi bana orası. Yani or bir tek orada böyle bir hafif kopar gibi oldum ama abi ondan sonra ilk yüzleşmeye başladıkları sahneden itibaren ya yani film nasıl anlatayım? Gördüğüm şeyin bütünü, rengi, hikayesi, temposu, sakinliği, sakinliğiyle beraber içindeki öfkesi, kızgınlığı ve vahşetiyle ee, şey hatırlar mısın İmbruj'de aynı ekibin filmi ya? Tabi Hani İmbruj'de en son kuleden bir düştükten sonra yerde gördüğümüz bir vahşet fotoğrafı vardı. Adamın kafası evet. kırık. Yani öyle bir evet, tam evet. hatırlayamam anlatamam sahneyi de ama yani hani, anladım ben ha. anlık ve sıradan bir şeyin içerisine bam diye bir hani korku filmlerini bile göremeyeceğim bir vahşetin bir yandan orada hayat bulması yani evet. can bulması bence Martin McDonagh'ın şiir metinleri yani. o yani bence yani. bir tane kötü filmi bile yok yani Vasat belki filmi vardı da kötü filmi yok yani, yani bu Hı. hakikaten film ya yani bir film evet. izlediğimi hissettim ve evet. hoşuma da gitti. Benim istediğim o daha önce anlattığım sinema benim için budur dediğim şeylerin evet. hiçbirine tık atmıyor. Hani hı hı. abartarak söylüyorum. O sinema benim için budur dediğim. Sen kendi de, asıl başka, başka öncelik şey. verdiğin şeyler evet, O başka yani. bir şey ama gerçekten e, ile, sonu doğrusuyla, başıyla, sonuyla, kışıyla, başıyla güzel bir film şey, izledim. Şey, sahnesi diye. nasıldı? Yani kesitlerini gördüğün sahneyi filmin içinde izlemek, o bağlamlığı görmek. Evet, evet. Şey, Barry Keoghan'la Carrie o sahnesi var ya. Barry Keon bu arada inanılmaz bir çocuk ya. Yani, Alcayip. Onun da hikayesinde bu arada şey var. Bayağı yokluktan geliyor çocuk. Çocuk inanılmaz bir ee, oyuncu. Müthiş mi? bir oyuncu. Ben onu şeyde keşfetmiştim. Hatta burada seninle konuşurken tavsiye etmiştim galiba. Green Knight diye bir film var diye. Olabilir. Ee, Çok jenerik bir ismi olduğu için hatırlamıyorum. Şey bir kraliç, şey şövalye hikayesi geçmişten bir masal ve anlatı diye. Hı hı. Onun içinde de bir rolü vardı. Küçük bir rol ama orada da çok etkileyici çocuk. Burada efsane zaten. Çok zaten iyi. çok ünlendi. Hani burada evet. muhtemelen büyük bir yıldıza dönüşecek herhalde. Bence... Condon da biliyorsun Better Call Saul'da yıldızlaşmış bir oyuncu. Doğru bir O da evet. tavsiye ederim ya. Yani ikisinin o masa şey yemek masası sahnesi nasıl? O da çok iyi değil mi? Karşılık konuşuyorlar hani. Çocuk bunların evine konuk konu evet, oluyor. Evet. O sahnede çok iyi değil mi? Rahatsız edeceğim mi? ama biraz Acayip şöyle. ama yani. Yani o, Oradaki o, bakışları falan nasıl çocuğun? Çocuğun o gerilim verdiği gerilim beni Acayip. yoruyor yani. Bir noktada yani şey gibi çocuk sanki sürekli bir şey yapacakmış gibi o tehlikeyi veriyor ama evet. yapmıyor da bir taraftan. Evet zannediyorsun Anladım. ki yani bir şey. Aynen. Yani neyse sonunu söylemeyelim. Peki sana soru. Evet, delikanlı gibi. Ha. Böyle bir muhabbet oldu. Bana çok saçma geldi parmak kesmesi. Abi işte o. Ben niye keseyim canım konuşmak istemedim bir adam gelip benimle konuşuyor diye. Ona vururum. Martin baktanım orada bence belli göndermeleri var yani bir Yunan şey tragedisi de var tamam, bunun içerisinde yani, tamam, Shakespeare var her şey var. Ben İnsan... senden çıkarttım şu an. Sen anladım. Hı. Yani öyle bir şey olsa ben sana gel ben Caner benle bir daha konuşma benim yüzüme bile bakma yanıma gelme dedim hı hı. geldin niye kendi parmağımı keseyim abi sana vururum şiddeti sana gösteririm. Yani. <laughs> sen de şiddet bağımlısı değil sen gelmezsin şimdi daha. Da diyor ki beni önemsiyorsan madem beni seviyorsun önemsiyorsan. Anlıyorum ben, anlıyorum evet okey ama bence öbürü daha çalışır. İşte o yüzden belki de farklı. Yani birini tehdit etmek için kendini döven hatırlıyor musun mesela? Çok genel geçer bir şeyden bahsediyorum. Yani, yani öyle çok evet, film olması için bu daha güzel tabii. Bence de. Bir de Brandon Gleeson'un oradaki karakteri zaten biraz bunu kullanarak da sanki kendine zarar vermek istiyor gibi. Yani gibi. Başka bir şey yani de anlatıyor gibi hissettim ben orada. Evet. Şey sahnesi nasıl? Geliyor barda, pub'da. Sürekli o pub acayip bu arada. sahneleri muazzam. Abi öyle bir ortam da inanılmaz lginç. bir ortam. Ada şeyi ve orada Mozart'ın doğum yılı muhabbeti çok iyiydi. <laughs> Kadın geliyor. Kadın orada çok güzel ters ama. <laughs> Çat diye şov... tokadı yapıştırıyor. Aynen. Ama sevdin galiba. Sevdim sevdim. Sen de sevdim. düşündün mü böyle benim gibi ya şöyle bir ilişkimi kestim arkadaşımla bilmem ne ya da geçmişte şöyle falan diye aklına geldi mi? O, o vakit geç izlemişsindir sana benim gibi. Yok ya Gel geç mi? izlemedim. Öğlen izledim abi. Ha tamam. Öğlen izledim. Ondan Efkar yapacak Efkar yapacak kadar alkolü değildim. <laughs> Başka ne izledim? Breakpoint izledim. Heh, bir tenis belgeseli zaten konuşacağız dedik. Seyircilerimizden de yorumlara gelmiş. Breakpoint konuşuyoruz. Yani. Konuşuyoruz. Sevgili seyirci. Başla sen ben devam ederim. Abi bu Drive to Survive ile beraber Formula 1'i kitleleri tanıtalım hikayesi konuşuldu ya. Bunun Netflix'teki yeni tenis belgeseli. Aynen. ATP, tur, ATP değil yani. ATP ve WTA'yı beraber takip ettikleri bir, bir yıl geçirmişler. Evet. Genel çerçevede şeyi İlk söyleyeyim. İlk beş bölümü yayınladılar bu arada. Aynen. Son 5 bölüm son yayınlanacak. yani Toplam on bölüm Muhtemelen olacak. Muhtemelen son beş bölümde şey yapacaklar. İlk beş bölümde Wimbledon'a kadar geldiler. Aha. Herhalde Haziran gibi de onu yayınlayıp Wimbledon öncesi evet. kalan bölümleri verecekler. Sezon ikinci yarısını. Aynen. Ee, yani şeyi söyleyeyim. Herhangi bir <laughs> spor dalında o dalı, o branşı popülerleştirmek için yöneticilerin bu tarz e, imkanları kullanması, böyle yapımlara kucak açması ve bunları daha büyük kitlelerle buluşurması çok akıllıca önce onu söyleyeyim. Tabii. Formula 1 ee, çok nem alandı çünkü yani. Formula 1'in <laughs> çok çok iyi bir taraftan <laughs> ama abi Formula 1'in şöyle bir avantajı var işte. Yani Formula 1 e, totalde işte takım patronlarıyla beraber 30 kişilik bir karakterden oluşan e, ve başı sonu belli bir sezonda yarış sayısı gidilen yer e, ve genel olarak da daha dar bir havuz içerisinde anlatması ve karakterleri kullanması çok daha kolay bir şey. Burada yapılan şeyi ben birazcık kafa karışıklığı buldum ve şöyle bir yanlış <laughs> görüyorum. Ee, başlıyor. Şeyle başlıyoruz. Avustralya açıkla başlıyoruz. Avustralya çıkan Indian Wells'e gidiyoruz. Indian Wells'ten madde gidiyoruz. Madde'den Roland Garros'a e gidiyoruz. Buradaki hikayelerde bir birinci bölümde işte atıyorum e, ...Kiriakos... E, Kiryakos. ne? Nick Kiryos önde. Hı hı. E, ...ikinci bölümde Berettini ile e, Tomljanovic'in Alya Tomljanovic aynen. Aynen. Hı hı. E, sırayla şimdi tek tek hatırlamıyorum. Yani 3-4-5'in sırasını hatırlamıyorum. Ama şöyle bir problem var. Bence Grand Slam'leri mesela 10 bölümse bu toplam. Grand sinemleri ikişer bölüm olarak alıp toplam. Hmm. Yani iki bölüm Avustralya açık sadece. Avustralya açık. <laughs> şöyle bir şey olmuyor abi. Avustralya açığa başlıyoruz. Derinlemesine gidemiyoruz. Ama sadece Kyrgios üzerinden görüyoruz ilk başta. Ondan sonra evet, Nadal'ın şampiyonluğunu görüyoruz ama derinlemesine bir şey yok. Ve turda işte kaç kişi katılıyor toplamda? 128 mi? Her İki Grand 128 kişi ana tabloda. Hariç. ana tabloda. ana tabloda. Yani bir de çiftler hariç. Hani çiftler, çiftler hariç. 256 tane tenisçi var. Bu 256 tane tenisçinin <laughs> toplam 3 tanesinin fan hikayesini görerek koca bir turnuvayı anlatmaya çalışıyorlar. İşte tenisin biraz. Çok biraz. zor. Hı. Şey doğru bir tercih. Nick Kyrgios tercihi ilk başta başlamak için. Net bir şekilde doğru bir figür. Cebe atmak için Hı. seyirciyi falan inanılmaz bir figür. Renkli bir figür. Tenisin Ama, o mental zorluğunu anlatmak evet. için şey en iyi figürlerden biri. Ama Hı -hı. ben çok kopuk ve çok dağınık bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Başarılı değil bence ama Drive to Survive işte kaçıncı sezona geldi? Belki sezon ilerledikçe gelecek Hı -hı. benzer bir şey? All or Nothing'de Hı -hı. mesela gelişiyor sürekli kendi içinde. Hı -hı. hani Belki daha doğru metotlarla çünkü çok fazla şey var abi. Hani evet. Arsenal All or Nothing yaptığında, Tottenham All or Nothing yaptığında... ...takım belli, oyuncular belli, şey belli ve onun belli bir periyodu var. Şimdi burada teniste böyle bir problem var <laughs> ee, ve babalar da konuşmuyor. Hani Federer yok, Djokovic yok, Nadal yok yani var ama ifade olarak kendilerini yoklar. Doğru. Düzenin içerisinde en büyük figürlerinin de olmadığı bir noktada hoş diyeceksin Verstappen konuşuyor mu mesela <laughs> ya da Hamilton. Okey ama ben dağınık buldum. Biraz... İyi niyetli ama dağınık buldum. Sana şeyde katılıyorum. Ee, dağınıklığında. O yüzden ben fena değil diyorum mesela. Ben yani dünden beri konuştuğum kim varsa... Işte denk geldi birkaç kez. İşte Araslı da demin ayaküstü nasıl buldum falan diye konuşuyorduk. Fena değil dedim. O da aynı şeyi söyledi. Ya Çok peniz... çarpıcı değil. Hiç yani. ama... bilmeyen birisi ha. için Grand Slam mantığı, ha. E, turun işte Grand Slam arada büyük turnuvalar Grand Aynen. Slam onu öğrenmesi. Evet. Ya atıyorum Elif mesela izledi işte Beretinet olmayan için Instagram'ına falan bakıyor. Bunlar kimmiş? Falan. Ayrıldılar sonra ama. O... o da onu söylüyor. Ayrılmışlar ya Hatta bana. o turnuvadan hemen sonra ayrıldılar. Ha. Yani onları için. falan işte karakterleri tanımak için Hı. popülerleştirmek için çalıştığını bizzat kendi ...beraber yaşadığım hı. insandan gördüm. Hani hiçbir tenis alakası yok çünkü. Tabii ki tabii ki. Mesela tenisi çok e, genelde takip etmeyen... ...ya da genel hakim olmayan sezon içinde ne oluyor... ...bilmeyen insanlar için... ...o ilk bölüm gayet bir rehber gibi aslında. Aynen. Ee, bir de şeyi anlatmak da iyi bir, bir, bir tercih. Yani kiriyorsun hikayesi çok gerçekten çok... Çok e, doğru bir hikaye. Bir yani. de kendisi de tenis içinde ayrı bir... E, ...Maverick yani Maverick şeyi de çok doğru bir ama... Bir de bu Avustralya hı. açık... O açıdan da çok doğru. Aa, evet. Yani çiftlerde toka deyip ondan Aynen. sonra en, en azından çiftlerde tamamen hani hiçbir arkadaşın olmayacağını düşündüğüm bir adamın çiftlerde böyle başarı Tabii. kazanıyor olması falan. Ekokinakis'le arkadaşlı falan Aynen. enteresan. Sana şeyde katılıyorum. Hatta bir şeyler eklemek isterim. Şimdi bir de yani şeyi anlatmak kolay değil. Bir kere çok birey daha bireysel bir spor. Tabii çevrelerinde işte kondisyonerim, fitness şeyi andır Masörü falan var, antrenörü var ama bir Formula 1 takımın içindeki patrondu, şeydi, yatırımcıydı. Oradaki entrika dozajını bulman kolay değil. Değil. Entrika dozajı ne ya? Entrika derken insan ilişkilerinin içerisindeki o yumak nasıl işte? Ben şeyiz o çünkü aslında zıtlık his, insan ilişkisinin içindeki bütün o kutup farklı hisleri, zıt duyguları. Karşıtları kullanıyorsunuz, zıtlıkları Şimdi kullanıyorsun. Burada bulabilme için rekabeti biraz işlemen lazım. Rekabeti bulman lazım. Bence o belki sezon içinde ikinci yarısında olabilir. Ya da belki ikinci bir sezon çektiklerinde olabilir. Şimdi daha düşünüyorum iyi olur. Drive to Survive'ın ilk, ikinci, üçüncü sezonlarını birbirine bağlı sanki bir TV dizisi gibi bir yapısı da var ya. Hani Aynen. ulan nasıl gelişti işte. London, Norris'e bakıyorsun nereden nereye geldi işte. İşte, e, şey Pierre Gasly'ye bakıyorsun. Hatta Verstappen bile yani. Evet. Hatta ilk sezondaki şeyi düşün. Ee, Avustralya bizim eğlenceli çocuğun adı neydi? Hangisimdi? Ricardo. Ha. Ha, Ricardo'nun halini düşün. Şimdi bu sezona geldiğimizdeki yani o gelişimi görüyorsun. Persen de var. Ha, şimdi burada o gelişim olacak. Bir de zaten kendisi de diyor ya belgeselin. Ben o anlamda belki bir umut besliyorum ama çok beklediğimi bulamadığımı da söylüyorum. Çünkü ben ben anlatıcıyım zaten. Tenis anlatıyorum yıllardır. Ee, insider e, çok içten bilgiyi... bulabilmek açısından aşırı yeterli mi emin olamadım. İşte orada ha. senin görüşün evet. değerli değil işte. Şöyle evet, değerli. Değil. Değil. Ben çok doğru Tıpkı bir kerteriz değilim. Formula 1 evet. evet. e, manyaklarının Görüşlerinin Drive to Survival için fact checkten bahsetmiyorum evet. yani doğruluk yanlışlık olayların yanla, yanlış bir yerde anlatılması Aha. haricinde drama Aha. üzerinden konuşuyorsak seni sana oynamıyorlar ya zaten e şimdi, sıkıntı o. Ya burada bu sezonda mesela şey olsa farklı olurdu var mıydı bilmiyorum kontrol etmedim de çekimlerde çünkü anlatılıyordu çekimler nerede yapıldı diye de ee, Lever Cup'taki o Nadal Federer oradaki Djokovic... Oradaki o perde arkası şeyler falan ama bildiğim kadarıyla Aynen. Nadal ve Federer açmadılar diye biliyorum kendilerine. Olabilir bu belgeseli. Hatta biliyorsun bence bu beş bölümün en iyi sahnesi. Zaten kesitler yayınlandı Twitter'da da daha önce de ben birkaç kez görmüştüm. Ee, Nadal'ın koridorda ısındığı Fransız açık finale. Bak Nadal'ın konuşmadan beş bölümün yıldızı olduğu sahnedir. Bak adam yıldızı ya beş bölümün ve konuşmuyor Sahi, dahil değil ama o koşusu Kasper Rudun ne zaman çıkıyoruz adam hani... orada bitirmiş ya adam orada bitirmiş adam yani. orada ne yapacağını bilemez bir halde zaten çıktığında sersem gibisin yani. Kasper Rudun sadece Rudu evet. kalmış Kasper'e gitmiş ya da Kasper kalmış hayaleti kalmış bir yani. tek söyleyeceğim Görüyorsun. orada yani sadece o koşulda. Kaliteli şaka geldi yalnız. Fena değil derim. Güzel. Casper ismi Aynen. sağ olsun. Aynen güzel şaka geldi. Hayaleti hatırlayanlar var mı? Sevimli etmeye. hayalet Casper. Güzel. <laughs> Bozuyorum. Uzatacak mı şakayı daha? <laughs> bir tane bulduk 40 yılda bir. Bir de şeyi eleştireceğim abi. <laughs> şey ee, abi. Şöyle bir problem var bence içerikte. Abi o kadar tenis <laughs> o kadar mental olarak zorlu bir spor ki o kadar kaybetmek <laughs> işte mental olarak çok şeyin baskının alt, altından gelmek zaten esas sürekli daha çok kaybediyoruz kazanmaktan. <laughs> Ve yani abi o hikaye o kadar vermiş ki yani çok doğru. Bu arada bence tenis korkunç bir spor bu anlamda. Çok yani, talepkar. Çok ben talep. çocuğum olsa tenisçi yapmam. Aşırı talepkar yani, bir spor. Net abi. söyleyeyim yapmam çünkü tek başına bu ya, çok güçlü bir çocuk olabilir ya da çok büyük problemler yaşayabilir. Sana üç spor söyleyeyim. En talepkar üç spor. Yüzme, tenis var abi. Bunlar aşırı talepkar. Antrenmanıydı, Öyle. sezon içi bir şeyiydi. Çok talepkar. Bir de bisiklet tabii. Dördünü eklerim yani. İşte yani bunlar, aşırı talepkar bunlar. Bunlarda böyle bir problem var ama bu kadar da bu kasvete boğmak hani <laughs> Abi herkesten de, bütün karakterlerden de Hı. bunu duymak zorunda değiliz. Her karakterde de baskı ve baskıya cevaplarını gördük. Tamam abi bu bir anlatıdır, bu bir metottur. Hı. Ama hepsinde de aynı e, hikayeyi yaşamak zorunda değiliz diyeyim, değil geçeyim. Yani böyle bir eleştirim bir var. şey yaparız. Gene ile ilgili seyircilerimizden de yorum gelir. Bence önümüzdeki e, bölümlere kesin sarkar. Avustralya açıkta da bir şeyler olacak. Olur. Senle bir şey yaparız. Bok gibi bir şey izledim. <laughs> Netflix'te. Hiçbir girişi oldu. Çok kötü. Trezon diye. Çok kötüdür çok sevmedim. Evet. Ya, hiç iyi değil hiç sevmedim. 5 evet. bölüm ben başladım mı bitirmek zorunda kaldığım için bitiriyorum. Ee, beş Adı ne? Bölüm Adı ne trezon. Şey, İhanet mi oluyor Yanet. Değil mi? Trezon. Treason. Bilmiyorum. Tamam. Trezon. treason, Trezon. Fransızca söylenir daha güzel oluyor. Daha sonra, daha Nedir bu, abi koş, hikaye? Niye yani? Fransızca olsun ki? Zaten, mi, i̇zlemedim bilmediğim için. Abi MI6'in içerisinde işte... Casus öyküsü mü? He casus öyküsü. Başı var. O başı işte başka bir işlere kalkışmış. Birinci bölümde adamı zehirliyorlar. Ondan sonra başka biri geliyor. Aslında öbürü de başkalarıyla ittifak kurmuş olan. Ya böyle kendi içinde böyle çırpınan. <laughs> Hiç yani, sevmem için onu anlıyorum. Çok izledim ya ben böyle casus MI6, MI5, CIA, KGB, Mossad ıvır zıvır. Abi yani... Bu tamam iyi bir yerden tutmuşsunuz da yani ne akışı akış ne tempo var o, mı ünlü tempo. bir oynamıyor mu? Var mı şey ne yapımı? Kim vardı lan? Yok kim vardı lan? <laughs> o kadar etkilen. Ya şey o kadar <laughs> istemedim ki ya. yani. o zorla zaman bitirdim. Diyorsun ya. ki seyircilerimize Netflix'teki Trez'i ya da Trezo'nu izlemeyin vakit ayırmayın. İzlemeyin. Aslında bak bu da değerlidir ha. Çünkü i̇zlemeyin. bence bu kadar kaynak şey içerik varken ben insanlar yandım sizin için kendimi yaktım. Hayır ins... ya, bravo bu arada çok önemli bir fedakarlık. Ben onu nerede buradan teşekkür Te Takdir ediyorum. Çünkü o kadar şey için seçmeye zaman harcadığındaki zaman da evet. ölüyor ve sonra izleyemiyorsun. Dur saat iki oldu diyorsun ben yatayım. Gidiyorsun. Ya bunu izleyince gidin Slow Wars izleyin işte. daha iyi. Net bir şekilde çok iyi tavsiye. yani onu izleyin daha iyi. <laughs> Peki o zaman. Benden bu kadar. ben bir ufak şey şey Aa ekleyeyim. dur lan Bursa Bülbülü. Güzel film. Tebrik Aa, ettim. onu söyleyecektin <laughs> sen. Sayın Atademirer iyi bir film. E, Nightingale'in bülbül olduğunu biliyor muydun? E, biliyordum abi. Ben bilmiyordum. Nereden bildim hatırlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Ama Florence biliyordum. bülbülmüş yani aslında. Bunu Londra merkezleri konuştuk. Neyse geçelim. Ben bu tu bisiklet turlarında çok fazla kuş geçiyor ya. Kuş muhabbetine giriyorum. Onların İngilizce'den falan baktım hatırlıyorum. Sen işte. de 6 saat ne birth. anlatacağını bilemediğinden şaşırıyorsun değil mi ne anlatacağını? Işte kuş orada... geçiyor orada çok diye. Kuş mu anlatıyorsun? Akbaba abi? uçuyor, Şahin uçuyor, Doğan uçuyor, Kartal uçuyor. Hepsi. Bisiklet çok zor spor. Deli yani. sporu. Neyse. Yani Allah sabır versin. Nightingale'i görmüştüm oradan hatırlıyorum. Tamam. karşılığın birbiri olmuş çok güzel bizde ama ee, çok istiyorsan bunu haftaya bırakalım <laughs> sen de izle haftaya Niye konuşalım ya? Ha, ben izleyemedim evet maalesef tamam haftaya konuşalım beraber konuşalım bence peki öyle tamam, olsun. tamam haftaya sen bir pas attın Aynen. ben son bir şey yapacağım ee, filmler şey üzerinden senle Atane'yi burada konuşmuştuk Atane üzerinden bir seyircimiz şeyi söylemişti ee, Biz de seninle hatta ufak bir değinmiştik İngilizce ismi Stronghold ee, yine bir e, Fransız e, polisiye filmi işte Gilles Lelouch'un yine oynadığı ...Sedric ee, Jimenez'in yönettiği... ...Bachnor e, filmi. Ben Stronghold <laughs> diye bir yerde bir şey gördüm. Sen izledin onu bence. Netflix'te Stronghold. Ama işte Bachnor o Fransız filmi. Tavsiye ederim. Olabilir. izlemiş de olabilir. <laughs> Atenevari bir yapısı var. Aynı yönetmenin bir de... ...La French diye bir... E, Fransız. Fransız Ama Connection aslında İngilizcesi de. Neden? French Connection'ı bilirsin. Meşhur evet. William Fredkin'in işte evet. efsane hikayesi filmi. Gene Ekman'ın oynadığı ve sonra ikincisi. Ne sene alakası çekildi. şu anda? Oradaki Fransız bağlantının hikayesini anlatıyor baba. E, 2014 yapımı bu. O da hmm. e, Netflix'te var mı yok mu bilmiyorum onu da tavsiye ederim. La French. Evet. E, yine şey e, Jean Dujardin oynuyor bu Oscar'a. adam Adamdır şey, hatırlarsın acayip bir karakter. At gibi bir abimiz o at at maşallah. Is, baksana Jean, Jean Dujardin. Dujardin. Onun şey bölümü de çok iyiydi. Evet. Ee, Hangisi? <laughs> Call My ha, e, kendini onu... bahçeye kapatan evsiz, evsize dönüşen, çadırda yaşamaya çalışan <laughs> bir halde <laughs> bir... <gülüyor> evet. Can Dujardin'i anlatıyor. Ya yani kendini anlatıyor da kendine kafa yemiş ve hani e, Ergüdar yoldaş gibi. O değil mi Can Dujardin değil miydi evet, o, doğru. o böyle? Ergü... O benim doğru hatırlıyorum böyle. Aynen o. Aynen. E, buradan herhalde izleyenler olmuştur diye tahmin ediyoruz ama istiyorsan onu da tavsiye ederiz. Call Maisin, muhteşem. Evet. Menajerim evet. aradı diye Türkiye'de de çevirdiler. Sadane Türkiye'de Hala de... Netflix'te var değil mi? Var. Çok iyi dizi Çok ya. Iyi. Çok iyi dizi. O muhteşem gerçekten. E, buradan dizi filmlerimiz ha Şeyi izledin mi The Last of Us? Çok bizden bekliyor. Haftaya. haftaya mı atalım? Haftaya atalım. Bir bölüm orada ikinci bölüm. Çok iyi. Yani onu söyleyeyim sadece. İlk bölüm şahane. İlk bölüm söyleyeyim. şahane. Ki ben yani... oyunun uzmanı değilim ama beni çok etkiledi. Oyunla hiçbir hiçbir yani yok, yok. hiçbir yani. fikrim bile yok yani. Oyunun konusunu da hiçbir şey bilmiyorum. Ben film izleyene kadar Hiç. bilmiyordum ama o Oyunu biliyordum ama açılış sahnesiyle konuştuk senle. O açılış sahnesi işte Acayip. o 70'ler sigara içilen televizyon o böyle Art Deco of. işte ne bileyim çok mobilyalar iyi. falan filan o televizyon şeyiyle beraber açılıp o gerilimi sana vermesi ardından direkt bölümün girişinde 5. dakikasında falan böyle hardcore bir şekilde manyak bir aksiyonun içine sokması seni Acayip. ve aradan 10 dakika geçtikten 15 dakika sonra bir oh, dedikten sonra 20 yıl ileriye gidip Acayip bambaşka ya. bir yokluk ve distopya beş dakika inanılmaz ya çok iyi. Yani o sahneyle beraber sonra ilk 15 dakika inanılmaz. Aynen. Şey bir yer Twitter'da bir bilim e, hesabı yazmış işte e, oyunun yapımcıları Şeyden esinlenmişler Onu söyleyeceğim sadece. Planet Earth'teki bir bölümde bir mantarın karınca yiye evet, geçirmesinden Hatta o bizim, o mantarın hikayesi. Bu o, arada yani o ben, zincirde ben... Evrim Ağacı 2019 yılında <laughs> o muhabbetin şeyini yapmış. videosunu de. yapmış. Da ee, onu da söyleyelim. Ya ben geçen senelerde birkaç <laughs> kez ormanda mantar toplamaya çıkmıştık. Yani o çıkılan bir şeye katılmıştım gerçekten. Şu an böyle ürktüm. Bir de orman falandı. Ben bir tane şey izlemiştim. Mantar, Ürktüm yani bir anda o saatte izlemiştim. Bir tane mantar uzmanını izlemiştim. Bundan hmm. yıl, yani yıllar önce demeyeyim mi? 4-5 sene önce falan. Yani. Onur Erden mutfağında o ünlü yemeklerini yaparken kullandığı ürünlerden biridir mantar. Dikkatli mantar, hocam. mantar bizim kırmızı çizgimiz. Ee, abi adam şöyle bir şey diyordu mantar uzmanı. <laughs> hayatınızda işte şey hariç böyle kültür mantarı falan filan hariç. <laughs> hani, hayatınızda hiç hani bir mantar yediniz mi? Hmm. Ee, adam şeydi. daha da soru böyle değildi de adam şöyle, adam şöyle diyordu. Ben hayatımda hiç mantar yemedim gibi cümle söylüyor. Nasıl yani falan diyorlar. Yani yediğim mantar son mantarım olabilir çünkü hiçbir hangisinin son mantarım olacağını bilmediğim için yemiyorum. Ya doğadan böyle hiçbir şey yememiş herif hayat boyunca. buradan bir dizi bölümü başlayabilir şu sahne. Zın zın. Zın zın. zın, zın diye. Mantar yemeyen mantarcı gibi. Belgrad mantarcı mantar yiyen bir, bir adı vardır. Ha? Onların kesin adı vardır. Ben şimdi kalkıp bir de küfür yazı Vardır abi. Aptal adamlar adını da bilmiyorsunuz. Mantarcı diyorsunuz falan diye sevgili seyirci yapmayın gözünü seveyim. Çok yıpratıyorsunuz. Mesela bizi. ornitologlar biliyorsun. Kuş bilimcileri. Kuş bilimcileri. Yani var. <laughs> Çok iyi hayvan. Neydi Platipus? Bara giren bir ornitorenk diye bir kitap vardı. Neydi? Güzel bir kitap. Var. Kim yazmış? Olaylar boksörün lahana sarmasını yemesiyle başladı. O giren başladı kitabı. Var. Hipopotamlar tanklarınla haşlan <laughs> ve, hipopotamlar tanklarınla haşlanlar var. Bilim var olsun. Ha, evet doğru. Çok, Çok iyi. iyi kitaptır. Evet. Tavsiye etmiş olalım. Başka hayvanlı bir şey. Kitaba pek girmemiştik bu aralar. Bülbülü öldürmek. Aa. Aynen. Başka hayvanlı. Bu kuşlardan mı gidiyoruz hocam? Yok ben direkt hipopotam kuşu. Geçen var. hafta e, kedi gittik ya. leopardan... En kuş. En sevdiğim kuş. Ben evet. büyük yırtıcıları severim. Hangisi? Ee, yani kartal. Leylek şey. çok klas hayvan. Leylek. Çok klas hayvan artı gezgin. Ha, ben bir de Miami Vice şeyine çok şeyimdir çocukken. bu Orada flamingolar Mesela var. Mesela bak o senin sevdiklerin Şahinler, Doğanlar, Atmacalar ha. falan. Atmacayı bilmiyorum da. da var evet. Bunlar belli bir teritoride takılıyorlar. Hı. Onlar Leylek daha kafası açık bir hayvan. Daha gez gezgin bir hayvan. Bir de Pars'ı okuduğum sevecen şey kitaplarında Doktor Baykuş var onu da seviyorum. Baykuş beni ürkütüyor. Bir de Zuzu var. Perikan çok iyi. Uyuyan baykuş var. Perikanlar da çok iyi. Perikanlar da güzel. Bizdekiler buradan... değil. Ha, ha, ha. Nasıl olacak o kadar yaptım. <laughs> <laughs> Kafanın üstünde ne var lan. <gülüyor> 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 şey ya işte. Bitirdik galiba. Dur şarkı, şarkı marka. Şarkı veriyorum. Şarkılar Hemen şarkı veriyorum. Son şarkılarımızı veriyorum. verelim kaçalım. Son şarkılar. Ee, Noel Gelliger's Hi High Flying Birds'ın ee, son... Ay. Single'ı Easy Now çıktı. Çok güzel böyle klasik bir 90'lar tınalı bir Gallagher e, eseri. Ben, yani ediyorum. bir başyapıt olmamakla beraber yeni bir Noel Gallagher şarkısına neden olmasın diyebileceğim kadar iyi Peki. bir şarkı. Peki. Ee, The National'ın Tropic Morning News'u dün yayına geldi. Yayınlandı. Ee, Single'ı Haziran gibi çıkacak yanlış hatırlamıyorsam ki muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Ee, ama abi orada albümün adı esas. Söylüyorum muhteşem evet. bir albüm adı olduğunu kesin ve kesin bir şekilde söylemekle beraber abi first two pages of Frank Einstein albümü şey Frank yani. Einstein ilk iki sayfası çok diye. Iyi. Nereye bağlayacaklar bilmiyorum. Çok mantıklı. Tropic Morning News'u o yüzden önereyim. Mary Shelley'nin kitabı yani. Ha? Frank <laughs> kitabı. ...onun mu? iki sayfası... herhalde. Herhalde. Evet. Onun dışında Everything But The Girl yaklaşık Aa, evet. 74 yıl sonra falan yeni bir şarkı çıkartmış. <gülüyor> <gülüyor> Nothing Left To Lose. Şey, Missing'i söyleyen yani. bilmiyorum. Ama yeni jenerasyon e, bilmiyor olabilir. Ya, neyse ben şöyle bileyim. Ee, <laughs> Everything but <bahtın, gülüyor> Yani, Olağan Kız hariç her şey. Gibi. Değil mi? Yanlış mı oluyor? evet. Gibi. Aynı. Aynen. Yani. Bir de bu biliyorsun şeyle beraber yanlış anlaşılan şarkı şeylerinden biridir. Bob Marley'nin meşhur. No Woman No, cry. <laughs> <laughs> bir de yanlış anlayıp oturup içene çocuklar vardı böyle evet, tabii. Evet, çok üzücü işte ya. Gençlik. Ergenlik çok zor be. Zor valla. Bir de sor son sor. şeyi söyleyeyim. İki şarkı. Bu ikisini bana bu hafta sağ olsun Spotify önerdi e, mi? Discover Weekly önerdi. Bana Necdet? sundu. E, i̇kisini de hatırlattıkları için çok teşekkür ederim. Birisi, yani biri The Dears mı? The Dears'ın <laughs> 22 The Dead of All The Romance. E, Muhteşem bir şarkı, şarkı Klibi de ya. çok tatlı, minik minik ayıcıklar falan filan böyle animasyon biz animasyon. Biz seninle İstanbul Modern'de gitmedik mi ya The Dears konserine? Yanlış mı hatırlıyorum? Aslında... <laughs> Sencer! <gülüyor> ben yok muydum? Sencer'de gitmişim. Benim, İnanın. pardon canım İstanbul Modern ise tabi biz gelmemişizdir. Niye lan? Biz daha böyle it kopuk vardı vardı yere düşüyorduk o aralar. <laughs> Onunla olabilir. Ee, bir de Kula Şeker'den High Noon. Yani yüksek gece. <laughs> Şu anda anlattığım üzerine de iyi geldik. Kulaş -i -kulaş -i kula şey kula şey kula severiz. Bir de onu önereyim. Ee, güzel. Böyle. Çok güzel geldi liste. Hala şeyimiz yok. Spotify listemizi yapamadık. Halledeceğiz, halledeceğiz. halledeceğiz. Ya dur oğlum her sözü aynı anda tutamayız. Her hafta <laughs> çekeceğiz dedik, çekiyoruz işte. Bütün sözleri aynı anda tutsak zaten çok daha <laughs> şey insanlar <laughs> olurduk. Yani credible. Bilmem işte bilemedim. Sevilen. <gülüyor> Tanımlayamadım kendimizi. Mutlu. Ben oradan bir şey ekleyeyim. Ekle. Gene çocuklar olacak ama ne yapalım bu aralar çok vakit geçiriyoruz yani. Kimle? Çocuklarımla yani Çocuk şarkısı mı söyleyeceksin? Hayır oğlum çocuk ha. oğlum, şarkısı mı söyleyeceğim. Ben parsı çünkü ritim gerekiyor işte white noise falan kullanılır ya çocuk. Parsel'si dinletiyor musun? Parsa. Vallahi dinlettim. Dinlettim Hoşuna şey gidiyor arada. Aynen. Baba şey yapıyor. Bu ara vaka vakaya taktı. Şakira. <laughs> Şakira. Abi, tam çocuk şarkısı. Adam Şakira açsana diyor. Pike Şakira muhabbetini de bilmeden söylüyor. Bu tuhaf bir durum oldu. Dü 2010 Dünya Kupası şarkısına bayılıyor adam. Allah sonunu benzetmesin. Ee, İş, bir... Kadın erkek ilişkilerinde ...artık... ...ergen bir Biri çocuk mi? gibi olmasın... ...ama tavsiye edeceğim şarkı bu değil tabii ki ya... ...daha doğrusu... ...benim çok sevdiğim bir grup da... ...New Order... Parsın ...ve şimdi Atlas'a da aynı şekilde... ...White Noise... ...yani bebeklere dinletiyorsun... ...daha doğrusu açıyorsun... ...bununla uyuturken... ...o bir ritimle uyuyorlar o sesle... Ee? ...o ses ana rahmindeki... E, ...rahatlıklarını hatırlatıyor onlara... ...bildiğim kadarıyla... Nasıl? Abi çünkü orada bir... ...şey var... E, ...sabit bir frekans var gibi evet o frekans sana hatırlatıyor bebek rahat ediyor huzurlu hissediyor. Bu bilinen bir şey mi? Evet evet herkesin bütün o anne babaların genelde uyguladığı bir şey yani. Allah Allah. Yani bilenlerin uyguladığı diyeyim. Eee? canan Önü Duyguya biliyor White Noise mesela. Onlar da kullanmışlardı. White diyor, Noise dedi. diye de bir tane dizi var. Film mi var? Var. 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 Ama bu onunla alakalı mıydı hatırlamıyorum. Değildir. Hatırlamıyorum. Ee, ben de o aralar şimdi şey gaz çok çıkarıyor bu dönemde. Alıyorum. Ben hep şey açıyordum. Ee, New Order'dan şey. Çocuk hapçı falan olmasın oğlum sürekli bir beatte böyle fıt Yok fıt, yok fıt, white noise değil ya yani, şey Your Silent Face abi. Abi hmm. Your Silent Face'i acayip bir etki ediyor. Mesela gazı var ağlıyor. İlk Your Silent Face'i açmıştım 83 bu Power Corruption Lies albümünden. Muhteşem bir şarkıdır bu zaten. Bu çocuk ileride çok can yakar bakın. New Order'da ee, falan filan büyüyor bu çocuk. Pars bunda susup abi uykuya dalmaya başladı. ve Ben sürekli her akşam neredeyse onu uyutmaya başladım. Şimdi da yapıyorum. Aynı şey hattası da oldu abi. Çocuklara demek ki onların o ritmin muhtemelen Hissettirdiği bir huzur var Your Silent Face'te. Çocuk face'de. şarkıyı hiç sevmiyor da olabilir. Allah aşkına uyuyayım da şundan kurtulayım. Ha o da olur. olabilir abi. Yani o, bir yorum. o kadar mutsuzdur ki belki şarkıdan. Olabilir. Devrelerini kapatmak zorunda hissediyorlar. Yani, düşün... iki, iki, yani iki şıkta da sen şu anda kazanan tarafsın. Evet çünkü uyuması çok önemli evet. çocuklar. O yüzden buradan New Order'a, Muhteşem Grup'a, Your Silent Face, şark Face şarkısına buradan. Zaten favori şarkılarından biridir. O yüzden son dört 5 senedir en çok dinlediğim şarkı listesinde çıkar. Çocuğum zaten... <laughs> <laughs> Biz de Caner New Ordercı diyoruz ama değil. Eee çocuğum New Order. Terledin hadi kapat kapat. Evet, ben niye terledim bilmiyorum sıcak bastı. Hayatın yükü be Caner iki çocuğum son, var. Son hocam. Şimdi Mubi açıldı. Neden Mubi açtım? Mubi'de de bu eee terk eden filmler oluyor işte. Living in 5 Days, Living in 10 Days diye yazıyor. Kalan Ha, ya hayır yani 10 gün sonra gidecek. İşte yani ha. kalan 6 gün kalan Bravo. gününü say, sayıyorlar orada. Orada e, La Stanza del Filio'yu tavsiye ederim. Sans Room olarak geçiyor. Oğul odası. Nanni Moretti'nin filmi. Ben yıllar önce sinemada izlemiştim 2000'lerin başında. Acıklı, melankoliktir ama çok iyi film. Ama oğlum biz zaten <laughs> programı yayınlayacağız pazar günü. Çekiyoruz perşembe günü. Zaten 4 gün. 12 gün 12 gün. Ha 12, ha, ha 6 gün. gün dedim diye. Söyledim. Yok 12 gün. Aa, bu 12 evet 12 gün. 2 tamam. günler var da onları tavsiye edeceğim. 2 gün söylemez zaten küfür yeriz. Ee, yine 12 gün kadar Le Doulos var. Ee, Jean-Pierre Melville'in olağanüstü filmdir le evet. evet. Bir tane daha Jean-Pierre Melville tavsiye edeceğim. Benim favori yönetmenlerimden. Hiç izlemedim. Bob le Flambeur, Bob, Flam Bob le Flambeur olağanüstü filmdir hocam. Tavsiye ediyorum bu ikisini de. Arkadaşlar bu Fransızca şovlarını yemeyin. Yok, Bakın 3 tane şey geldi. Üçü de Fransızca geldi. Mubide yok mu başka film? Hocam şey olduğu için tavsiye ediyorum. Caner böyle açıyor oradan Fransızca adı olanı okuyor şu anda. Yanında mesela görüyorum İtalyanca geçiyor. İngiliz film var. Onların yani. hepsini atlaya atlaya Fransızca Niye gördüm, Oğlum İtalyanca da söyledik sonra. işte. Nanni Moretti, Stanza del Filio dedik. Doğru. Ilk, Söylemedik ilk, i̇lk ilk İtalyanca Söyle, dedi. Doğru. Bu, pardon. bunu da söylemiş olayım. Yok saldırıyorum şu anda boş yere. Saldır ya. Hadi ya. kapat. Kapatayım mı? Kapat kapat. Bittim bu kadar mı? Gidelim hadi. Onur Erdem bu arada çok uzun listeyle geldi ama program çok böyle uzadığı için haftaya şey yapıyor. Onu da ben söyleyeyim. bir içerik canavarıyım bana gelecek bak gelecek haftaya bugün programından öncesinde gelecek hafta bunu anlatacağım diye not bıraktım. Daha dün izledim sinirmem lazım ama. Tamam. 8 o Sekiz zaman... bölüm üstü de izledim. Evet söylemiyoruz. Akı sağlığımla yerine galiba. Çok oraya. iyi bir dizi tavsiye edecek. Buradan şey yapalım. Sert bir hafta sonu geçirelim be Caner. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. O, o zaman olay. ağzına sağlık. Senin ağzına ee, sağlık sağlık Ve yine YouTube'a yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Sizin tavsiyenizi de bekliyoruz. Ben Caner Onur Erdem'le beraber çok iyidir. Çok sevimli veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler olacak. efendim. Aynen.